Hellonik Bar'ın final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bu komşumuzun neler sakladığını apaçık ortaya sereceğiz. İç çamaşırlarına kadar donunun yeşil olduğunu biliyor muydunuz? Beyaz donu yeşile döndü çünkü altına bok ediyor. Evet. Arkadaşlar hatırlarsanız biz geçen bölüm komşunun bostanına bir şey ekmiştik. O büyüyüp bunun götüne girecekti ama bakıyorum ki fazla büyümüş. Onun o küçük götü bu büyük ağacı kaldıramaz. Yazıktır. Günahtır. Beadep ve ahlak. Bakalım benim komşum ne yiyor ne içiyor arkadaşlar. İki adet süt çıktı. Bir de buzlukta buz var. Gerçekten çok doğal bir şey ama bu adam ne içiyor? Ne yiyor? Ama şimdi üzüldüm ha. Adamın yiyecek bir şey yok. Komşu açsan gel yarrağımı ye. Ay şaka bir yana ya. Burada bir sigorta kutusu var. Burada da bir tane levye var. Adam o kadar ki asosyal, sigortası bozulmuş, içine levye yerleştirmiş ama ne yapmış? Ay! Joss bay döner oldu elim arkadaşlar. Biraz sıcakmış bu. Bunu nasıl soğutacağız? Buzdolabına mı koyacağız? Elimi alamıyorum, elim hepsi yandı, kül oldu. Bu levyeye bir tane kapı açmak için ihtiyacım var arkadaşlar ama gördüğünüz üzere çok sıcak. Bir türlü de soğumuyor. Aslında bunu alacağım, ben komşumun böyle deliğine basacaksın ki dağlansın. Uf, elim. Ay, suyun kovaya değiş sesi ne kadar güzel. Şlop, şlop, su sensi. Dolop, dolop, water, su. Hadi lan soğusan amına koyayım. Nedir sendeki bu kin? Evet, üstüne su dökelim hemen. Soğla. Heh. Sonunda temizlendi ya. Elimi alabileceğim. Senin tövbe estağfirullah. Evde o kadar ki çok gittim geldim. Sanki benim evimmiş gibi bütün odaları tanıyorum arkadaşlar. Güzel ya işte komşuluk dedim böyle olmalı. Herkes her şeyini paylaşmalısın. Komşu var ya benimle karısını bile paylaşıyor. Şimdi bunları sökelim. Bakalım burada ne var, ne saklıyor bu sarı kapıda mı? Bir de bunu anahtar mı bulacağız? Tüh! Anlamı lan birden karşıma çıkma, yakala beni. Adamın mutfağında vazo var amına koyayım. Tabi görgüsüz olduğu için arkadaşlar vazoyu gidip de misafir odasına falan koymuyor, bildiğiniz mutfağa koyuyor. Neyi nereye koyacağını bilmiyor. Ondan sonra her yerinde süt var, ayı sadece sütle besleniyor. Dolabını açalım. Uf, tüp yanıyormuş ha. 2 dakika çaydanlığı ısıtacağım. Buzdolabındaki şeyi açmam lazım. Bunun tüpünü kullanalım, çaydanlık ısınsın. Tabi bu arada bizi orospunun evladı görmesin. Ya görme senin o kaynananı sikerim ha. Lan ısın ısın ısın, o manyak şimdi gelecek, çabuk ısın. Çaydanlık da ısınmıyor ya. Sahtadır ha. Püskürtelim şuraya buharı arkadaşlar. Sıcak su püskürtüyoruz. Böylelikle bu buzdolabı dönüp anahtar çıkacak içinde. Hadi lan. Su yetmedi amına koyayım, çabuk. Çok yakında. Bak beni gördü, gel buraya beni kovala. Burada terbiyesiz tavuklara asla yer yok, gel. Anasını sikin, ne biçim geliyor? Aa, tam düşüyordum ki. Sonra da o kudretli komşumun geldiğini fark ettim. Lan ne oluyor, amını siktin makinesine değiyorsun, uçuyorsun amına koyayım, ben anlamadım ki. Evet, mis gibi ısındı. O mal gelmeden püskürtelim şunu. Tamamdır, kredi kartı da ne de bu amına. Ver. Evet, giriş kartımızı aldık. Lan ayı dur. Koy, okuttum. Açıl. Kapı da. Lan okuttum ya. Herhalde önünde bu var diye. Çekil. Aa, tahta bırakmıyor. La açıl, ne açılmaz kapıymış amına. İçeri girelim. Kapıyı açalım. Girelim. Şöyle buradan girelim. Nereye gittiğimi bilmiyorum ha. Her delikten giriyorum amına. Bura nereye? Ne yok karanlık la. Düz devam ediyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Şu an bildiğiniz karanlıkta sadece yürüyorum arkadaşlar. Oğlum Bodrum'a da gittik beraber derken ben bu Bodrum'u kastetmemiştim ya. Tatil olan Bodrum'u demiştim amına koyayım ya. Böyle Bodrum mu olur? Abi. Şurada az önce bir tane canavar, çok büyük bir canavar bana saldırdı arkadaşlar. Onu geçmeye çalışacağım pusarak. Seslerde anlaşılıyor zaten burada bir yarrak var. Bak hele bak hele bak. Bu nedir oğlum? Bir çift gözü var. Başka bir şey görünmüyor. Koş 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 koş. Gene koş, sağ sol yap. Ya da sol sağ yap. Bu kapı da açılmayacak kesin. Açıldı lan. Keşke açılmasaydı. Bölüm final. Haydi bismillah. Gene bu odada kilitliyiz arkadaşlar. Gitar var bu sefer. Elektro gitar. Çalınıyor mu acaba? Bunu amına koyayım ya. Ay, orospu çocuğu. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl bir kabustaysam? Bizim komşu büyük olmuş. Bak hele bak, beni bu odada yiyecek galiba. Ben bildim. Anamla fare gibi olmuşum, kaç. Nereye gideyim? Yarrağım, nereye kaç?
Şu an komşunun siki bile benden daha büyük arkadaşlar. Hele baksana oğlum, küçücüğüm ya. Sandalyeye bak. Aynı ikiz kuleler gibi duruyor. Beni yarıyor, bir de yumruğunu sıkıyor. Orus bunun çocuğu, 2 santimim zaten, sen ne yumruğunu sıkıyorsun? Hazır bu kadar küçükken ben bunun ayaklarını bir kontrol edeyim. Topuğuna bakabilir miyim? Hele bir ayağını kaldır. Vay be, normalde benim komşumun götü bildiğiniz üzere küçücüktür. Şimdi o bile bana bir büyük geldi la. Hele zıplayıp götüne kaçsaydım nasıl güzel olurdu. Bence çok güzel bir final olur değil o yapsalardı. Piçin şu an boynundan bir ter damlası aksa beni boğabilir arkadaşlar. Baksana gölgeme. Ben de hiç gelişmemişim ha. Neyse, şimdi bölümü geçmeye başlayalım. Burada bir buton var. Eğer ki bir oyunu geçmek istiyorsanız bütün butonlara basın. Evet, butona bastım, oradaki tren oynuyor arkadaşlar. Hadi be tren, ben yapamadım, bari sen bunun götüne kaç. Nereye gidecek bu tren? Aman siz. Bak, onun bir taşağı burada, öbürü burada. Böyle tam ortaya vuracağım, ikisi birden kısır olsun. Ulan hareket etme, çok oynuyorsun ha. Yani bu kısır etmez ama en azından biraz ağrı yapar. Bu kadar yeter. İki dağın arası patladı. Komşu içine atladı. Bu iş böyle olmaz. Yukarı çıkıp onunla savaşmalıyım. Evet. Bunun için de el frenini kullan. El frenini ama. Bunun ismi neydi lan? El feneri, el feneri. Aynen. Bir an tekrar mağara adamlığım tuttu. Kusura bakmayın. Şu an tahmin edin neredeyim arkadaşlar. Size söyleyeyim. Komşunun göt deliğindeyim. Yukarı doğru tırmanıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gidim gitme bitmiyor. Ay, evet, ufak bir şaka daha yaptım. Buradan şey alacağız, şemsiye. Evet, şimdi bir sürü şemsiye düştü, bir tane yakalamam lazım. Lan bir tane yakalamam lazım, amına. Bölmeye geçemedim, evet, evet. Şemsiye yağıyor. Normalde yağmur yağardı, şemsiye yağdığını da gördüm. Ha, şükürler olsun yarabbi. Derman yağıyor. Nasılsın komşu? Ben şemsiyeyle tur atıyorum. Ulan var ya şey. Bak elini burnuna koyuyor, pislik orospu evladı. Bu evden gidip mum alacağım arkadaşlar. Ne kadar korkunç bir insan ya. Göğsündeki kıllara bak. Şu an ben onun göğsündeki kıllar kadarım. Evet, size daha fazla ne kadar küçük olduğumu anlatamam. 2 seconds later. Pastanın üzerindeki mum kadarım amına. Arkadaşlar ben size amacımızı söylemedim. Amacımız bu piçi yıkmak. Valla füze tutuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan keşke götüne kazsaydı ya. Bak gördünüz mü arkadaşlar, yüzünde bir şey patladı, havai fişek. Biraz küçüktü ama gördüğünüz üzere bunu sağır etti. Gözler kör oldu şu an, beni görmüyor, bu kaç. Oğlum savaş daha yeni başlıyor. Şimdi bu gördüğünüz toplar düz toplar değil, bu bildiğiniz arkadaşlar savaş topu. Toplar ateş! Topu yuvarlayacağım böyle. Buradan top onun götüne kaçacak, izleyin izleyin bak. Dıkşın! Amına kodumun oğlu seni. Valla diz çöktü. Birazdan tam ağzını da açar, ben buna bir sakso çektirtirim bak. İkinci topu da ateşleyeyim. Hadi lan bir tane daha. Bu da kafasına değseydi bu top. Ne kadar yazıktır ya. İşte şimdi istediğim oldu. Adama diz çökerttik arkadaşlar. Böylelikle ayak tabanını görebiliriz. Ölürüm ölürüm. Senin ayak tabanına ölürüm. Numarası yazmıyor mu ya üstünde? M yazıyor. M ne demek? Medium. Yani orta boyutta bir ayağı var bu herifin. Biz küçük olduğumuz için bize çok büyük geliyor. Böyle şemşeyi böyle dikine götüne fırlatacağım. Böyle komşumun kafasına inmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ulan hadi lan. Böyle saçına ineyim. Bunun bit yeni düşmüş saçına. Çok istiyorum senin o kafana konmak. Böyle. Ulan hadi lan. Ay korkudu öldüm. O ne biçim surat. Dana gibi suratı var orası bu çocuğun tabi. Uf, kıllara bak. Gerçek erkek işte bu. Evet, bu gördüğümüz hiç güzel bir yeri değil adamın. Tamamdır, komşuya bir güzel şehir turu attırdık komşunun üstünde. Şimdi bu komşunun içindeki eve gireceğiz arkadaşlar, üstündeki eve. Evet, kusura bakmayın, alışkanlık komşu her şeyi içine aldığı için. Yeter! Yeter! Ses de çıkarıyor, diz çökmüş, bile şimdi yanlış anlayacak. Tövbe estağfurullah. Böyle bu eve girebilseydim. Ulan çok sallanıyor ev. Ev çok sallanıyor ama ben girdim. Tamam, bu bölümü de geçtik. Ne oldu? Her dakika bizi farklı bir evrene ışınlıyor. Her tarafta gazete kağıtları var arkadaşlar. Bakın komşu, bu da bizim komşu. Ne yapıyor? Ağlıyor. Eşek kadındır, hiç utanmadan ağlıyor bebek gibi. Başında da bir tane şey var. Karabasandır nedir ama. Öyle ona ışık tutmuş, bu da ağlıyor. Ağlayacaksanız oynamayalım ama. Neyse ya, ben kime derdimi anlatıyorum. Bu da başka bir boyuttur. Hadi buyur. Ulan bu ben değil miyim lan? Merhaba kendim. Ulan küçükken ne kalmamışım. Hala da beleyim amına. Hiçbir gelişme yok.
Bu benim gençliğim arkadaşlar. Ben bunu takip edeceğim galiba. Ne yapıyor bu şimdi? Evet, dedim ya küçükken çok mal bir insan. Canavarı gördü arkadaşlar, kaçıyor. Aa diye de ses çıkarıyor kaçarken. Saklan oğlum, saklan. Sen ölürsen, benim geçmişim ölürse ben de ölürüm. Ne yapacağım? Ver şu topu lan. Ulan ben kaç lan. Kaç. Ben seni takip edeyim, kaç. Ulan var ya, ne kadar korkmuşum ben küçükken, ne kadar yazıkmışım ya. Arkadaşlar ben baktım internetten bura nasıl geçilir diye, bir türlü geçemedim. Bu gerizekalının önüne siper olacağım canavara karşı. Galiba bu korkunca oyun bitiyor amına koyayım. Ben küçüklüğüm ya. Ben de büyüğüm ya, bu piçi koruyorum herhalde. Kaç. Orospu çocuğu, senin yüzünden canavar bamba veriyor. Her seferinde bunun önüne siper olmam lazım ben. Gene çocuğun önüne domalayayım. Ona vurma, bana vur. Uf. Gördünüz mü çocuk? Gene korudum seni ya. Gözlerini kapat evlat, uyusun da büyüsün. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Seninle şakalaşıyor, tamam mı? Kaç oğlum, kaç. Amin s**tim aptali. Mal aptal özürlü. Gene sana siper olacağım evladım. Eğiliyorum önüne doğru. Ulan bismillah, yazıklar günahlar, bağırma çocuğa. Tık! Namussuz seni. Nereye gitti lan benim evlat? Ben sana her zaman korurum. Sen yeter ki üzülme. Aslanım gözlerini kapat. Gözlerini kapat aslanım. Az kaldı arkadaşlar. Oyun bitiyor galiba burada herhalde. Amına sikim, ben kocaman oldum ha. Tekrar eski gücüme kavuştum galiba, çok büyük oldum. Son kez bu malın önüne atlayayım. Dur oğlum. Evlat! Evet. Şimdi sikerim bu hayaleti galiba. Onunla bir dövüşüyoruz. Hayalet öldü. İşte ben beynimin içi amına koyayım, bomboş. Böyle beyin mi olur? Orada çıkış kapısı var. Bir de bir ev var. Final bu mu şimdi, ben tam anlamadım ya. Galiba final. Galiba oyunda anlatılmak istenen ben travmam arkadaşlar. Yani ben travma çekiyorum. Bakın komşu var evin içinde. Ne haber komşu? Bakıyorum da tutsak edilmişsin. Seni sikerler valla burada, dikkatli ol. Görüyor musunuz komşu nasıl da küçük olmuş, büzülmüş, bize artistlik taşlıyordu. Şimdi bu güzelim hayalet ona eziyet ediyor arkadaşlar. Komşu yoldan çıkınca böyle çıkarıyor sikini, kafasına vuruyor. Gerçekten hak ettiğini buldun oğlum. Kendine iyi bak komşu. Seninle güzel anılarımız geçti, hep beni kovaladın. Benim çocukluğumu çaldın. Şimdi ömür boyu burada çürü. O hayaletle beraber. Senin karısı yapsın iyice. O pos bıyıklarını. Evet, burada da çıkış kapısı var. Bu da herhalde ben beynim arkadaşlar, içi bomboş, bir tek komşu var amına. Böyle bir beyinsiz miyim ne? Exit. Beynimden çıkıyorum. Çok güzel bir gelecek beni bekliyor. Önümüz apaydınlık. Evet. Ne oldu? Uyanmışım. Lan genç adam olmuşum ya. Merak ediyorum ne olacak, nasıl bitecek diye. Yola bakıyor. Tabi sağdan yatıyor ya amına koyayım. Gün ışığı görünce gözleri kamaşıyor. Kapıya dayıyor. Halka selam veriyor. Ne yapıyorum ben şimdi, bu eve mi taşındım bir daha? Finalde eski evime. Nasıl da kıvırta kıvırta yürüyorum. Var ya, bu karakter oynadığım en kötü oyun karakteri olabilir. Bitti işte arkadaşlar galiba. Bu serseri biziz. O komşumuzdan ömür boyu kurtulduk. Onu beynimizde ha pis mi ettik, ne yarrağımı yaptıysa. Emeği geçen arkadaşlara buradan selam olsun. Yani ben şu sıfata baksana, kurtulsam ne kurtulmasam ne, şu kıvırtışa bak. Ayyaş gibiyim lan. Yeminime o adam benden dayak ışıklıydı. Komşum benden dayak ışıklıydı, hakkını vermem lazım. Neyse bu seri bitti arkadaşlar. Bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buna benzer oyunları bana önerebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunun zaten ikincisi de çıkmış. Onu da oynayabilirim yakın zamanda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.